Merhaba arkadaşlar, kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir patatesli rulo börek yapacağım. Hazır yufkadan yapıyoruz arkadaşlar bugün. Hamur açmasını bilmeyenler, kolay börek isteyenler için hadi gelin beraber yapalım. Böreğimiz için 5 adet orta boy soğan kullanacağız. Soğanlarımızı şöyle ince ince dilimleyelim. Ben tahtada doğramasını sevmiyorum arkadaşlar. Elimde daha küçük, daha güzel doğruyorum. O yüzden ben elimde doğramayı tercih ettim. Ama siz tahtada da doğrayabilirsiniz. Bu şekilde ince ince kıyalım soğanlarımızı. Evet. Hepsini aynı şekilde doğrayalım. Ve üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave edelim. Bu kadar yeterli. Kıymamız da yağlı çünkü. Ve ocağımızda kavrulmaya bırakalım. Evet arkadaşlar, soğanlarımız kavruldu. Üzerine 400 gram kıymamızı ilave edelim. Onunla da bir güzel kavuralım. Evet arkadaşlar, soğanlarımız, kıymamız kavruldu. Üzerine yarım çay kaşığı karabiber, yarım çay kaşığı pul biberim, bir çay kaşığı tuzumuzu da ilave edelim. Onlarla da bir güzel kavuralım ve kenarımıza soğumaya bırakalım. Soğanlı kıymamız soğarken biz de patateslerimizi rendeleyelim. 5 adet büyük boy patatesim var arkadaşlar. Patateslerimizi haşlamadık. Şimdi göreceksiniz. Rendeleyeceğiz patateslerimizi. Rendenin büyük tarafıyla şöyle iri iri rendeleyelim. Arkadaşlar, bu böreğin kolaylığı buradan geliyor. Patateslerimizi haşlamayacağız. Sadece soğan kavrulana kadar böreğimiz hiç harca hazırlanmış oluyor. O yüzden kolaylığı var. Bu şekilde patateslerimin hepsini rendeleyelim. Patateslerimizi rendeledik tamamen. Tekrardan leğenimizi alalım. Patateslerimizin üzerine 2 tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Ve güzelce karıştıralım. Elimizle yoğuralım arkadaşlar. Kaşıkla nişastası çıkmıyor. Elimizle bir güzel yoğuralım. Ve bu şekilde patateslerimizi nişastasından arındıralım. Sıkalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıkıyoruz. Ellerimizin arasına sıkalım ve tabağımızı bırakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde sıkalım. Tekrardan gösterelim. Arkadaşlar, ben bu böreğimi yıllardan beri yapıyorum. Kaynatma börekten bu böreğimiz daha lezzetli ve daha güzel oluyor. İnşallah siz de yapar ve beğenirsiniz. Beğenirseniz yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz, yorumlar kısmına küçük bir emoji veya küçük bir kalp bırakırsanız ben de bu sayede izlemiş olduğunuzu anlayabilirim arkadaşlarım. Evet, patateslerinizi aynı bu şekilde sıkalım. Ve nişastasını gösteriyorum arkadaşlar. 5 tane patatesimizden bu kadar nişastası çıktı. Bu suyumuzu atmayabilirsiniz. Mesela patates çorbası yapabilirsiniz. Harika bir çorbası oluyor. Sıktığımız toplarımızı tekrardan leğenimize alalım. Kaşıkla dağıtalım. Kıymalı, soğanlı hiç harcımızı patatesimizle buluşturalım. Güzelce karıştıralım. Evet arkadaşlar, böreğimizin kolaylığı buradan geliyor. Sadece soğanla kıymamızı kavuruyor ve kolayca börek yapıyoruz arkadaşlar. İç harcımızın üzerine 1 su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Evet arkadaşlar, bir güzelce karıştıralım ve kenara alalım.
Böreğimizin iç malzemesine tuz kullanmayacağız arkadaşlar. Patateslerimiz tuzlu olduğumuz için gerek duymadım ben. Tuzu da gayet yeterliydi. Üzerine sadece yarım çay kaşığı kullanacağım. Böyle 5 adet yufkam var arkadaşlar. Soframın üzerine onları açalım. Yufkalarımız taze olsun arkadaşlar. Ve bir tanesini alalım. Şöyle tezgahımızı açalım. Bu şekilde hepsini açalım arkadaşlar. 1 kilo yufkanın içerisinde 5 tane yufkam vardı benim. Evet arkadaşlar, yufkalarımızı tezgahımıza yaydık ve tam yarıdan ikiye bölelim arkadaşlar. Ben ruletle böldüm ama siz isterseniz bıçakla da bölebilirsiniz arkadaşlarım. Bir ikiye katlayalım yufkamızı. Şöyle patatesli iç harcımızdan alalım ve böyle yufkamıza sürdüre sürdüre dağıtalım arkadaşlar. Böreğimizin lezzeti, tadı buradan geliyor arkadaşlarım. Sosu iç harcında olduğu için ayrıca sos kullanmayacağız. Bu şekilde güzelce dağıtalım. Ve kenarından böyle kıvıra kıvıra rule haline getirelim. Ama arkadaşlarım çok sıkı sarmayacağız. Böyle benim gibi hafif bol olacak şekilde saralım ki iç harcımız daha güzel pişsin içinde diye. Rule haline getirdiğimiz yufkamızın kenarlarını böyle büke büke ortaya gül haline getirelim. Vesinimizin ortasına yerleştirelim. 40 santimlik sinim bu arkadaşlar benim. Bir tane bu şekilde, bir tane de küçük bir sinim kullandım. Onu da göstereceğim. Ve tekrardan iç harcımızdan alalım. Yufkamıza tekrar süre süre böyle dağıtalım arkadaşlar. İç harcımızı bol bol serptikten sonra şimdi kenarından güzelce kıvıralım bol bol. Bu şekilde. Ve daha önce sinimizin içerisine yerleştirdiğimiz gülümüzün kenarına yufkalarımızı tek tek yerleştirelim arkadaşlar. Bu şekilde dolayalım. Arkadaşlar ben hepsini hazırladım. Şimdi sinimizin içerisine yerleştirelim. Bu şekilde sinimiz dolana kadar yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, sinimizi doldurduk. Şimdi sosuna geçelim. Böreğimizin sosu için ben 5 yemek kaşığı yoğurt kullandım arkadaşlar. 1 çay kaşığı tuzumuzu ilave edelim. 1 tane yumurtamızı kıralım. 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ekleyelim. Ve güzelce çırpalım. Ve böreğimizin üzerine fırçayla sürelim. Ben bu sosumu en büyüğü için kullandım. En de küçük sinimiz için kullandım. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, harika bir böreğimiz oldu arkadaşlar. Evet. Fırınım da bu arada ısınıyor. 185 dereceye ayarladım. Üzeri için de ben çörek otu kullandım. Siz isterseniz susam da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde çörek otlarımızı, böreğimizi süsleyelim. Ve 185 derece ısıtılmış fırına gönderelim. O pişerken biz de küçük sinimizi görelim arkadaşlar. Bu şekilde benim bir küçük sini daha böreğim çıktı. Onu da sosunu yayalım. Üzerine çörek otunu bu şekilde serpelim. Ve onu da pişmeye gönderelim. Evet arkadaşlar, benim böreğim 20-25 dakikada pişti. Nar gibi de kızardı. Şimdi böreğimizi dilimleyelim. Üzeri çıtır çıtır, içi yumuşacık olan böreğimizi bir de altına bakalım.
Bu şekilde altı da nar gibi kızardı. Küçük sinimiz de pişti arkadaşlar. Onu da gösterelim. Ve sinimizden bir dilimini çıkartıp iç güzelliğini de görelim. Evet, içi de bu şekilde dolu dolu, bol malzemeli, güzel, harika bir böreğimiz oldu arkadaşlar. Evet, yakından da gösteriyorum ki içinin güzelliğini daha güzel görebilirsiniz diye. Bu şekilde böreğimiz. Altını da buradan görelim arkadaşlar. Altı da nar gibi kızardı. Ve bir de tadına, lezzetine bakalım. İçi bol bol, iplik iplik ayrılan böreğimizi böyle kopartalım. Tel tel ayrılan böreğimiz arkadaşlar. Arkadaşlar, videomun bu kısmını hiç hızlandırmadım. Neden hızlandırmadım? Çünkü içinin güzelliğini daha güzel görüp öyle yaparsınız arkadaşlar. Ve bir de tadına bakalım. Lezzeti harika olan böreğimin siz son halini izlerken ben de artık sizlere veda edeyim. Böreğimi beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka tarifle tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.